Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu okullarından Semiha Bağış. Bugün sizlerle 4. sınıf bölme işlemi üzerine çalışacağız. Şimdi başlayalım. Evet sayfamızı açalım. Doğal sayılarla bölme işlemi. Hatırlayalım. Eski 36 cevizi 6 kuzenime paylaştırmak istiyorum. Ama nasıl yapacağımı unuttum. Emre 36'ın içinde altının kaç defa olduğunu bulursak kuzenlerine kaçar ceviz düşeceğini de buluruz. Yani 36'yı 4'e bölersek 6 ceviz. Bölümün basamak sayısını belirleyelim. Öncelikle hatırlayacağımız isimler vardı. 64'ün bulunduğu yere biz ne diyorduk arkadaşlar? 64 sayısının bulunduğu yere bölünen 4'ün bulunduğu yere bölen burada bulacağımız değer bölüm. Burada en altta olan yerde kalan olarak isimlendiriliyordu. Şimdi ben bu bölümün basamak sayısını belirliyorum bölümün basamak sayısı nasıl belirleniyormuş? Şimdi bir bakalım. Şimdi 6'nın içinde 4'ü arayacağım ben. Öncelikle 6'nın içinde 4'ü arayacağım. 64 bölü 4 işleminde 6 4'ten büyük olduğundan bölüm 2 basamaklıdır. Yani ben bunu tahmin edebilirim. Önce 6'nın içinde 4'ü arayacağım. Daha sonra kalan olursa onların içinde 4'ü arayacağım için bölüm 2 basamaklıdır. Evet, devam ediyorum. 56'nın içinde 7'yi arayacağım. Neden 5'in içinde 7'yi aramadım? Neden öncelikle 5'in içinde 7'yi aramadım? Çünkü 5, 7'den küçük. 5 7'den küçük olduğu için 5'in içinde 7'yi arayamam. Direkt 56'nın içinde 7'yi arayacağım. 56'nın içinde 7 bir kere var. Yani bir basamaklıdır bölüm. 326'nın içinde 3'ü arayacağım. 326'nın içinde 3'ü ararken önce 3'ün içinde 3'ün olduğunu biliyorum. Daha sonra kalan içinde diğerlerini arayacağım. Sırayla arayacağım ve 3 eşittir 3 olduğu için bölüm 3 basamaklıdır. 748'in içinde 12'yi arayacağım. Öncelikle şunu biliyorum ki ben 7'in içinde 12'yi arayamam. Çünkü 7 12'den küçük. 74'ün içinde 12'yi arayacağım. Daha sonra kalanların içinde 12'yi arayacağım. Bu yüzden bölüm 2 basamaklıdır. Hemen aşağı geliyorum bilgi kutusu. Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan kolaylıkla bulabiliriz. Evet arkadaşlar ben az önce hiçbir işlem yapmadım ve işlem yapmadan sonuçları buldum. Peki nasıl buldum? Bölünen ve bölen sayılarını karşılaştırarak bölümün basamak sayısını bulabiliriz demiş. Evet ben de az önce bölünen 748 ile bölen 12 sayısını karşılaştırdım. Büyüklük ve küçüklüklerine bakarak bölümün basamak sayısını buldum. Şimdi tekrar bir tanesini hatırlayalım. Örneğin 326'yı 3'e bölerken 3 3'e eşittir. Bunun içinde bir kere olduğu kesin. Daha sonra kalanların içinde tek tek arayacağım. Birazdan onları detaylı anlatacağım. Bölümün 3 basamaklı olduğunu görebilirim arkadaşlar. Peki devam edelim. Benim resimlerim adlı sergide sergilenen 144 adet tablo 8 kutuya yerleştirilerek taşınacaktır. Her bir kutuda kaç tablo olacağını bulalım. Hadi bulalım. 144'ü 8'e böleceğiz. 1'in içinde 8 arayamam. Çünkü 1'in içinde 8 zaten yok. 14'ün içinde 8'i ararım. 14'ün içinde 8 bir kere var. Bir defa var. 1 kere 8, 8. 14'ten 8'i çıkardım 6. 6 burada artık kalan durumunda. Bakın 6 burada. 6'nın yanına hemen yukarıdan 4'ü indireceğim. 64'ün içinde 8, 8 kere var. 8 kere 8, 64. Bunu buraya yazdım. Çıkardım. Sonucum 0. Peki isimlerini hatırlayalım şimdi. 144 bölünen, 8 bölen, 18 bölüm, kalan 0'dır arkadaşlar. Aşağıda verilen bölme işlemini inceleyelim. Evet hadi inceleyelim. 4'ün içinde 7'yi arayamam. Ne yapıyordum? 44'ün içinde 7'yi arayacağım. 44'ün içinde 7 6 kere var. 6 kere 7 42. 6 kere 7 42. 4'ten 2 çıkardım. 2, 4'ten 4 çıkardım. 0. Bu 2 artık burada. Hemen ne yapıyorum? Yanına 6 indiriyorum. 26'nın içinde 7 3 kere var. 3 kere 7 21. 26'dan 21 çıktı. Kalanım da 5'tir arkadaşlar. Peki ben bunun kontrolünü nasıl yapacağım? Ben bunun kontrolünü nasıl yapacağım? Arkadaşlar bölme işleminin kontrolünü çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. Bölme işleminin kontrolünü çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 7 ile 63'ü çarpacağım. 441 kalanı ekleyeceğim. Yani tersini yapıyorum aslında ben. Bölme işleminin tersi çarpma işlemi. Bölenle bölümü çarpıyorum. Bölenle bölümü çarpıyorum ve kalanı ekliyorum. Daha sonra bölüneni bulmuş oluyorum. 7 ile 63'ü çarpıp 5'i eklediğimde bölünen sayıyı bulmuş oluyorum. Bilgi bulutu. Bölünen evet, bölen, bölüm ve kalan. Bir bölme işleminde kalan bölenden her zaman küçüktür. Bu çok önemli bir kuraldır arkadaşlar. Bir bölme işleminde kalan kalan bölenden her zaman küçüktür. Evet devam edelim. Necla öğretmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencileriyle birlikte sınıfı süsleyecektir. Bunun için sınıfa 112 tane balon getirmiştir. Sınıfta 28 öğrenci olduğuna göre her bir öğrenciye kaç balon düştüğünü bulalım. Hadi bulalım. 112'yi 28'e böleceğim arkadaşlar. Tabii ki birin içinde 28 yok. 11'in içinde 28 yok. 112'nin içinde 28'i arayacağım. 112'nin içinde 28'i nasıl buluyorum? Öncelikle sonu 2 olacak çarpma işlemlerini yazıyorum. Yani 1 kere 8, 8. Olamaz. 2 kere 8, 16. Hayır. 3 kere 8 24. Hayır. 4 kere 8 32. Bakın ikisinden yakaladım ben bunu. Ben bunu ikisinden yakaladım. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var. 3. Güzel. 4 kere 2 8. 3 daha 11. 112'den 112 çıktı. 0. Peki işlemimi nasıl kontrol ediyorum? Hemen 28 ile 4'ü çarpıyorum. Bakın burada çarpmış. 112 kalan 0 zaten 112 işlemimiz doğrudur diyor. Aşağıda verilen örneği inceleyelim. Evet. 339'u 16'ya böleceğim. Öncelikle 3'ün içerisinde 16'yı arayamam çünkü yok. 30'un 33'ün içinde 16'yı arayacağım. 33'ün içinde 16'yı arayacağım. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde var 3. 3'ten 2 çıktık 1. 3'ten 3 çıkardık 0. Bu 1 burada artık. Yanına ne indiriyorum? 9'u indiriyorum. Artık 19'un içinde 16'yı arayacağım. 19'un içinde 16 bir kere var. 1 kere 16, 16. 19'dan 16 çıkardığımda 3. Peki bunun kontrolünü nasıl yapacağım? Ne yapıyordum? 16 ile 21'i çarpacağım. Kalan 3'ü de ekleyeceğim. Kontrolü çarpma işlemi yaparak buluyordum. 16 ile 21'i çarpıyordum. Kalanı eklediğimde benim bölüneni bulmam gerekir. Eğer bölüneni bulmuyorsam bölme işlemini yanlış yapmışım. Tekrar bakmam gerekir. Evet. Şimdi çalışalım. Öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Aşağıda verilen örneği inceleyerek boş bırakılan yerlere bölümün basamak sayılarını yazınız. Hadi yazalım arkadaşlar. Bir hatırlayalım. 3'ün içinde 3 bir kere var. Daha sonra 4'ün içinde 3'ü arayacağım. Bu 4'ün içinde 3'ü arayacağım. Burası 3 basamaklıdır. Şimdi 2'nin içinde 7 yok. 25'in içinde 7'yi arayacağım. Burada 25'in içinde 7 bir basamak. Daha sonra kalanların içinde 7'yi arayacağım. Bu da ikinci basamak. Bu ikinci basamaklıdır. 5'in içinde 6'yı arayacağım. 5'in içinde 6 yok. 57'nin içinde 6 arayacağım. Burada bir basamağım var. 57'nin içinde 6. Daha sonra kalanların içinde 6'yı arayacağım. Burada da bir basamağım var. 2 basamaklıdır. 988'i 9'a böleceğim. 9'un içinde 9 arayacağım. 1 basamaklı. Daha sonra buradaki 8'in içerisinde arayacağım. Daha sonra diğerinin içinde arayacağım ve sonucum 3 basamaklıdır. 8'in içinde 4'ü arayacağım, 1 basamaklı. Daha sonra buradaki 8'in içinde 4'ü arayacağım. Daha sonra kalanla birlikte bu 1'in içinde 4'ü arayacağım, 3 basamaklıdır. 4'ün içinde 8'i arayamam. 46'nın içinde 8'i arayacağım. Daha sonra kalanların içinde 8'i arayacağım iki basamaklıdır. Şimdi yan yana olan işlemlere de bir bakalım. Onları nasıl yapacağız? Evet aşağıda verilen bölme işlemlerinin kaç basamaklı olduğunu bulunuz demiş. Bu sefer iki basamaklıları bakıyorum. Evet 3'ün içinde 14 yok. 33'ün içinde 14 de bir basamak. Daha sonra kalanların içinde 14'ü aradığım için 2 basamaklıdır. 5'in içinde 18 yok. 52'nin içinde 18 bir basamak. Daha sonra kalanların içinde 18 arıyorum. 2 basamaklıdır. 642'yi 21'e bölüyorum. 6'ın içinde 21'i arayamam. 64'ün içinde 21 bir basamak. Daha sonra kalanların içinde 21'i arıyorum. O da bir basamak iki basamaklıdır. 502'yi 105'e böleceğim. 5'in içinde 15'i arayamam. Elin içinde 15'i arıyorum. Bir basamak. Kalanların içinde 15'i arıyorum. O da bir basamak, iki basamaklıdır. Evet. Diğerlerini arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz. Biz buradan devam edelim. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yaparak tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. 1'in içinde 3 var mı arkadaşım? Yok. Ben neyin içinde 3'ü arayacağım? 12'nin içinde. 12'nin içinde 3 4 kere var. 4 kere 3 12. 12'den 12'yi çıkardım 0. Şimdi ne yapacağım? Bu 7'yi aşağı indireceğim. Evet. 7'nin içinde 3'ü arayacağım. 7'nin içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 7'den de 6'yı çıkardım. 1. Peki bu 1 ne arkadaşım? Kalan. Peki 42 nedir arkadaşım? Bölüm. 3 nedir? Bölen. Bu sayıyı bölen 3. Neyi bölüyor 3? 127 bölüyor. 127 de bölünen. Bölünen 127, bölen 3, bölüm 42, kalan da 1. Devam ediyorum. 347'yi 5'e böleceğim. 3'ün içinde 5 yok. 34'ün içinde 5'i arıyorum. 5 kere 6, 30. Şuraya yazdım. 4'ten 0 çıktı. 4, 3'ten 3 çıkarsa 0. Bu 7'yi hemen aşağı indiriyorum. Bakın. Kalan 4'ün içinde 5'i aramıyorum. Kesinlikle yanlış yapmış olurum. Bu 7'yi aşağı indiriyorum. 47'nin içinde 5'i arıyorum. Bakalım. 5 kere 9. 45. 47'den 45'i çıkartıyorum. Kalan 2 oluyor. Kalanı yerine yazdım. 2 bölüm 69. Bölen sayı kaç? 5. Bölünen sayı da 347. Evet. Devam ediyorum işlemlerimi yapmaya. 157'yi 4'e böleceğim. Önce 4'ün içinde 4 var. 1 kere var. 1 kere 4, 4. 4'ten 4'ü çıkardım. 0. 5'in içinde 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4. 5'ten 4'ü çıkardım. 1. Şimdi buradaki 7'yi bu 1'in yanına yazıyorum. 17'nin içinde 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16. Kalanım kaç? kalan bir bölüm bölüm 114 bölen 4 bölünen 457 612'yi 6'ya böleceğim. 6'nın içinde 6 bir kere var. 1 kere 6 6. 6'dan 6 çıktık. 0. Şimdi bu bir aşağı indirdim. 1'in içinde 6 var mı? Yok. 1'in içinde 6 yoksa 0 yazıyorum. 0 kere var yani. 0 kere 6 0. Burada yine bir aşağıda. Bu 2'yi yanına yazabilirim artık. 12'nin içinde 6'yı arıyorum. 12'nin içinde 6 2 kere var. 6 kere 2 12. 12'den 12 çıkardım. 0 kalan 0 bölüm 102 bölen 6 bölünen de 612 Devam ediyorum 768'i 9'a böleceğim arkadaşlar. 7'nin içinde 9 yok. 76'nın içinde 9 arıyorum. 76'nın içinde 9 arıyorum. Bunun için ritmik sayma yaparak biliyorsunuz arıyorum. 9, 18, 27, 36 diye gidiyorum. 8 kere 9, 72. 76'dan 72'yi çıkartıyorum. 6'dan 2 çıkardım. 4, 7'den 7 çıktı. 0. 8'e aşağı indiriyorum. 48'in içerisinde 9'u arıyorum şu anda. Evet, 5 kere 9, 45. 8'den 5 çıkardım. 3, 4'den 3, 4 çıktı. 0. Kalanım 3. Bölüm

2'yi aşağı indiriyorum. 2'nin içinde 8 yok deyip böyle durmuyorum. Hemen 2'nin içinde 8 0 kere var diyorum. 0 kere 8 0. Bunu aşağı indiriyorum. Kalanım 2. Bölümüm 40. Bölen 8. Bölünen de 320. arkadaşlar. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yaparak sağlamasını yapınız diyor. Biz bölme işleminin sağlamasını nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bölme işleminin sağlamasını bölenle bölümü çarpıyorduk. Kalanı ekliyorduk. Şimdi öncelikle bir bölme işlemini yapalım. 6'nın içinde 13 olmaz. 60'ın içinde 13 arayacağım arkadaşlar. 60'ın üçünde 13, 4 kere var. 4 kere 3, 12'nin ikisi elde var 1. 4 kere 1, 4 bir de elde var 5. 4 kere 1, 4 bir de elde var 5. 10'dan 2 çıkardım. 8 burada kaldı. 0. Şimdi 83'ün içinde 13'ü arayacağım. 83'ün içinde 13, 6 kere var. 3 kere 6, 18'in 8'i elde var. 1, 6K bir 6 bir delde var 7. 13'ten 8 çıkartacağım. 5, 7'den 7 çıktı 0. Sağlamasını nasıl yapıyordum? 13 ile 46'yı çarpıp 5'e ekliyordum. Şimdi 46 ile 13'ü çarpıyorum hemen. 3 kere 6, 18'in 8 e de var 1. Şuraya yazayım. 3 kere 4, 12 bir del de var 13. 1 kere 6, 6. 1 kere 4, 4. 8, 6, 3 daha 9, 4, 1 daha 5. Şimdi 598'e 5'i eklediğimde 603'ü bulursam bölme işlemim doğru. 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var. 1 koydum cevabım 603. Bölme işlemini doğru yapmışım. Devam ediyorum. 2'nin içinde 5'i arayamam. 20'nin içinde 5 4 kere var. 4 kere 5 20. 7'nin içinde 5 1 kere var. 1 kere 5 5. 7'den 5'i çıkardım. 2 kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi sağlamasını nasıl yapacağım? 41 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 1 5 4 kere 5 20 205 kalanı ekleyeceğim 205'i e 2 ekleyeceğim 207'yi bulursam doğru yapmışım Evet 207 devam ediyorum hemen 884'ü 19'a böleceğim 8'in içinde 19 yok. 88'in içinde 19 arayacağım. 4 kere var. 4 kere 9, 36'ın 6'sı elde var. 3, 4 kere 1, 4, 3 daha 7. 8'den 6 çıkarsa 2, 8'den 7 çıkarsa 1. Evet, şimdi bu 4'ü yukarıdan aşağı indirdim. 124'ün içinde 19 arayacağım. 6 kere var. 6 kere 9, 54'ün 4'ü. Evet. Elde var 5. 6 kere 1 6 5 daha 11. Kalanım 10. Evet, 46 ile 19'u çarpacağım sağlaması için de. 6 kere 9 54'ün 4'ü elde var 5. 4 kere 9 36 5 daha 41. 1 kere 6 6 1 kere 4 4. Devam ediyorum. 4 6 1 daha 7. 4 4 daha 8. Şimdi 874'e 10 ekliyorum. 884'ü buluyorum. Bölme işlemim doğru. Ben bölme işlemini doğru yapmışım diyorum arkadaşlar. Diğerini siz kendiniz yapabilirsiniz. Devam ediyorum. 4 basamaklı doğal sayılarla bölme işlemi. Didem'in ailesi 2345 TL değerinde bir televizyon almıştır. Televizyonu 7 taksitle aldıklarına göre aylık ödeyecekleri taksit miktarını bulalım. Hadi bulalım. 2345'i 7'ye böleceğiz. 2'nin içinde 7 yok. Neyin içinde 7'yi arayacağım? 23'ün içinde 7. 3 kere 7, 21. 3'ten, 2, 3'ten 1 çıkardım, 2. Bu 2 artık burada. 4'ü aşağı indireceğim. 24'ün içinde 7, 3 kere var. 3 kere 7, 21. 24'ten 21 çıkarsa 3. Artık bu 3'ün yanına 5'i getireceğim. 35'in içinde 7 5 kere var. 5 kere 7 35. 35'ten 35 çıktı 0. kalanım 0 oldu arkadaşlar. Peki kontrolü nasıl yapacağım? Yine az önce yaptığım gibi kontrolde. Kontrolü yaparken 335 ile 7'ye çarpacağım. Kalanı ekleyeceğim. Yine aynı şekilde yapacağım. Evet. Şimdi bu bölme işlemlerini birlikte yapalım arkadaşlar. 5'in içinde 7 yok. 57'in içinde 7 arayacağım. 7 kere 8 56. 7'den 6 çıktı. 1. 5'ten 5 çıkarsa 0. Evet. Şimdi şuradaki 6'yı indireceğim. 16'ın içinde 7 2 kere var.

1'dir arkadaşım. Evet şimdi 2028'i e 6'ya böleceğim. 2'nin içinde 6 yok. 20'nin içinde 6'yı arayacağım. 3 kere var. 3 kere 6 18. 10'dan 8 çıkardım. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Hemen bu 2'yi yanına getireceğim. 22'nin içinde 6. Yine 3 kere var. 3 kere 6 18. 18. 12'den 8 çıkarsa 4, 1'den 1 çıkarsa 0. Bu 8'i yanına indireceğim. 48'in içinde 6. 6 kere 8, 48. Bu şekilde yaptım. Kalanım 0. Bölüm 338. Bölen 6. Bölünenim de 2028. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet 3224'ü 8'e böleceğim. 3'ün içinde 8'i arayamam. 32'nin içinde 4 8'i arayacağım. 32'nin içinde 8 4 kere var. 4 kere 8 32. 32'den 32 çıktı 0. Şimdi bu 2'yi buraya indirdim. 2'nin içinde 8 burayı çok dikkatli dinleyelim. 2'nin içinde 8 0 kere var. 0 kere 8 0. 2'den 0 çıktı 2. Bu 4'ü yanına indireceğim. 24'ün içinde 8 3 kere var. 3 kere 8 24. 24'ten 24 çıkarsa 0. Kalan 0 bölüm 403 bölen 8 bölünen 3224. Şimdi 6472'yi 5'e böleceğim. 6'nın içinde 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 6'dan 5 çıkarsa 1. Bu 4'ü aşağı indirdim. 14'ün içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10. Evet. Bu 7'yi aşağı indirdim. 47'nin içinde 5'i arıyorum. 5 kere 9, 45. 7'den 5 çıkardım, 2. Şimdi bu 2'yi aşağı indireceğim. 22 içinde 5 4 kere var. 4 kere 5, 20. Kalanım kaç? 2. Bölümüm kaç? 1294. Bölenim kaç? 5. Bölünenim kaç? 6472. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıda verilenlere göre bölme işlemini yaparak boşlukları doldurunuz. Hadi dolduralım. Bölünen şuraya yazıyorum. Bölünen 6000 Pardon arkadaşlar. 6224 Kaça bölüyorum? 6'ya bölüyorum. 6.224'ün içinde 6 bir kere var. 1 kere 6, 6. 2'nin içinde 6, 0 kere var. 0 kere 6, 0. 2'yi buraya yazdım. Şu 2'yi indirdim. 22'nin içinde 6. 3 kere 6, 18. 4, 3 kere var. 12'den 8 çıkardım. 4. Bu 4'ü yanına indirdim. 44'ün içinde 6 7 kere var. 6 kere 7 42. Kalanım 2. Kalan 2 bölümüm de 1037 olur arkadaşlar. Şimdi şunu da yapalım. 9.112'ye 5'e böleceğim. 9'un içinde 5 1 kere var. 1 kere 5 5. 9'dan 5 çıkardım. 4 41'in içinde 8'i arayacağım. 5 kere 8 40 Evet. 1 burada kaldı. Bu 1'i ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Yanına indireceğim. Bir saniye. Şuradaki 1'i yanına indireceğim. 5 kere 2 10 10 daha sonra 12'nin içinde şu 2'yi indirdim. 2K var. 2 kere 5'te 10 arkadaşlar. Kalanım 2 bölümüm de 1822. Evet diğer ikisini kendiniz yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgiler.